Tüm sürtünmenin ihmal edildiği bir ortamda şekildeki özdeş ve kütleleri önemsiz yayların uçlarına bağlanmış eşit kütleli x cisimleri yayların denge konumlarından eşit miktarda çekilip serbest bırakıldıktan sonra x cismi düşey doğrultuda y cismi eğik düzlem yüzeyinde paralel doğrultuda z cismi yatay doğrultuda basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre x ve z cisminin titreşim frekanslarına kıyaslayınız demiş. Arkadaşlar yaylı sarkaçta sarkacın yatayda, düşeyde ya da eğik düzlemde olması formülü değiştirmiyor. Sebebi şu: Periyot formülü t 2 pi M bölü k yer çekimine bağlı değil. Kütleye bağlı kütlede eğik düzlemde olması ya da düşeyde yatayda olması kütleyi değiştirmiyor bu anlamda. Değişen aslında yer çekiminin bileşeni değişmiş oluyor. Yer çekimine bağlı olmadığı için o yüzden almıyoruz diyoruz. Yine gelenleme yapıyoruz. Diyoruz ki yatayda düşeyde ya da eğik düzlemde olmasına bağlı değil. Normal periyot formülü kullanacağız. Birincide yaylar birbirine paralel bağlı. Paralel bağlıysa topluyoruz. Dolayısıyla burası 2k yapar. Seri bağlıysa çarpımlarını toplamlarına bölüyoruz ya da eşitse burada olduğu gibi bir tanesini alıp kaç tane eşit işte varsa ona bölüyoruz. İki tane eşit olduğu için ikiye böldük. O zaman k bölü 2 yapar burası. Burada ise tek bir tane yayımız var ona da k diyeceğiz. E, kütleler de birbirine eşitmiş. Bakın x ile z'nin kütleleri de birbirine eşit. MMM diyelim. O zaman birinci ile başlayacak olursak tx ile 2 pi m bölü 2k olacakmış orası paralel olduğu için topladık. İkinci devam edersek ty ile 2 pi m bölü burası ise k bölü 2 olacak paydası küçülmüş oldu. Üçüncüye baktığımızda z ise normal 2 pi bölü k yazacağız ona da. Bakın şöyle olmuş oldu. Bakın şurada 1 bölü 2 değil mi? Yani 2 pi bölü k şurası 1 bölü kök 2 ile orantılı olmuş oldu. Burası 2 yukarı geçer dolayısıyla kök 2 ile orantılı oldu. 2 pi m ortak olduğu için onları almadı. Burası 1 ile orantılı oldu. Mesela periyot anlamında baktığımızda y'nin periyodu en büyük olmuş oldu değil mi? Sonrası da z'nin sonrası da x'in oldu. Frekans da periyot tam tersi olduğu için dolayısıyla bunun tersini alırsak x büyüktür z o da büyüktür y diyebiliriz cevap bunu aramak lazım. Dolayısıyla X, Z, Y'den cevabımız Bursa olacakmış deriz. Esnek özdeş 4 yay ile MK emniyet kütleli kali cismi bir gibi asılmıştır. Düşey doğrultuda bir hareket yaptıklarında L'nin periyodu K'nın 2 katı oluyor. Buna göre MK bölü emni oranı nedir demiş. Hadi bakalım özdeş 4 tane yay oluşun her birine K diyelim isterseniz. Şöyle yazalım. Bakın birincide birbirine paralel bağlı. Paralel bağlıysa direkt topluyoruz. 2K yaptı. İkincide birbirine seri bağlı eri bağlı olduğunda çarpımlarını toplamlarını biliyoruz. ya da kısa yoldan eşitse bir tanesinin kaç tane işte varsa ona bölüyoruz. İki tane eşit olduğu için ikiye böldük dolayı. Tamam. Hadi yazalım birincinin periyodunu. 2 pi mk bölü 2k kare içerisinde şöyle yazdık. Eşit olacakmış. Diyor ki ne? L'nin periyodu k'nınkini iki katı diyor. O zaman bunu 2 ile çarpalım biz. Değil mi? eşit eşitleyelim. Onun de 2 pi ml bölü k'mız ise k bölü 2 kadarmış. Yani şöyle yazabiliriz dolayısıyla. Hadi buradan eşitleyecek olursak 2 pler gitsin. Her tarafın karesini alalım. Şöyle yapalım. Şurasına 4 diyelim. Kare küpten kurtaralım maksat. MK bölü 2K olmuş oldu burası. Eşit olacakmış diğer tarafta. ML bölü K bölü 2. 2'yi de yukarı atalım isterseniz şöyle olsun. Buradan K'lar gitsin. Bakın 4 bölü 2'den burası 2 kaldı. 2'ler de birbirini götürdü. Bir şey kalmadı dolayısıyla. O zaman MK bölü MN oranı birbirine eşitmiş. Yani 1'miş diyeceğiz. Cevabımız Adana olurmuş. Yatay sürtümümüz düzlemde KL noktaları arasında basit anlık hareket yapan cisim O noktasından geçerken hızı 10 metre bir saniye oluşturduğu ivmesi 20 metre bir saniye karedir demiş. Buna göre cisim A noktasından geçerken hızı kaç metre bir saniyedir demiş. Önce bir yazalım isterseniz arkadaşlar. Şuradan geçerken O'dan geçerken bakın hızı 10 metre bir saniyemiş. O'dan geçerken aslında maksimumuz olmuş oluyor. Onu yazalım. W çarpı buraya R demiş olacağız. Maksimumuzun formunu böyle bulmuş oluyor. Eşittir 10 metre bir saniyemiş. Burası kalsın. Bir de şurada da maksimum ivmesi verilmiş K noktasında. Uçlarda 20 çünkü maksimum olmuş oluyor. O yüzden onu da yazarsak W kare çarpı R eşit. Bunun değeri ise 20 olacakmış. Bakın bunları oranlarsak şuradan R'ler gitti değil mi? W'ler gittiği bir artanın bir tane W kalacak. İçler dışlar yaparsak 10 çarpı W 20 eşit. O zaman bir tane W'miz 2 eşitmiş. Bakın W açısı hızı bulmuş olduk buradan. A noktasından geçerken hızı soruyor. A'daki formülü yazalım. W çarpı kare küçüğü R kare eksi X kare herhangi bir noktadan geçerken ki hız formülü. Ya hocam hız formülü bu tarafa yazmıştınız. W çarpı R değil mi? O maksimum hız formülü olmuş oluyor. Tamam arkadaşlar? Yani o da nasıl maksimumuz oluyor? Şurada gördüğümüz X yerine 0 yazarsak uzanım dediğimiz o noktasındaki uzanım 0. Onun yerine 0 yazınca R kare dışarı R olarak çıkıyor. O zaman da maksimum hız formülü W çarpı R olmuş oluyor. Oradan geliyor aslında. Tamam. Burada W biz 2 bulmuştuk. Sonra R'imiz kaçmış? Nerede vermişti burada? Burası 4 metre vermiş. R verilmemiş. Biz bulacakmışız onu. Tamam okey. O zaman W yerine 2 yazalım. Onu da bulalım şuradan. Bakın W yerine 2 yazarsak o zaman R'miz de buradan ne yapar? 5 mi yapar? Dolayısıyla onu da bulduk. O zaman 5'in karesi eksi 4'ün karesi diyeceğiz. Buradan da matematik yaparsak 5'in karesi 25, 4'ün karesi 16. 25 eksi 16'dan 9 yapar. 9 da dışarı 3 olarak çıkar. O zaman 2 kere 3'ten 6 metre bölü saniye yaparmış deriz. Yani cevabımız denizde olacakmış. Türk Misiyeti düzlemde -kü en kütleli cisim esneklik sabiti K olan yayın ucunda Kali aralığında basit anlık hareket yapmaktadır. Buna göre yargıdan hangileri doğrudur demiş. R artarsa yani genlik artarsa basit anlık hareketin frekansı değişmez demiş. Bakın periyot formunu yazalım bir isterseniz. Ters de zaten frekans olacak. 2 pi m bölü k. Şuna bağlı. Oysa i̇şte genliğe bağlı değil periyot. O zaman periyot genliğe bağlı ise frekansa da bağlı demektir. Frekans değişmez dolayısıyla. Burada değişmez dediği için doğru olmuş oldu. Periyot değişmiyorsa frekansa değişmeyecek. 2. M arttırılırsa cismin sahip olduğu maksimumuz artar demiş. İsterseniz maksimumuz formunu önce bir yazalım. Maksimumuz dediğimiz W çarpı R oluyor. Burada W'yu da açarsak 2 π bölü T ya da 2 πf diyebiliriz. Çarpı R olmuş oldu. Bakın burada M artarsa diyor. M arttırıldığında şurası artıda da periyot ne yapıyor? Artıyor. Periyot artarsa şurası o zaman burası ne yapacak? Dolayısıyla azalacakmış deriz. Bu anlamda hızı azalırmış. Burada artar dediği için attık o zaman ikincisi yanlış oldu. 3 3'te ne diyor? K artarsa cismin sahip olduğu maksimum ivme demiş. Maksimum ivmeyi de yazalım şuraya. W kare çarpı R formülümüz. Şöyle olmuş oldu. Bakın W değişiyor. W'nin açılma 2 π bölü T olduğu için ya da 2 p F olduğu için bunun karesi çarpı R'ye. Şöyle bakmak lazım. K artırılırsa diyor. K artımızı kırmızı ile göstereyim. Bakın K artarsa periyot ne yapıyor? Azalıyor. Mesela burada periyot kısmı azalırsa payda kısmı o zaman ivmemiz ne yapacak? Artacak. Burada da artar dediği için doğru olmuş oldu. Cevabımız 1 ve 3'ten denizde olacakmış deriz. Yay sabitlik kavlan yayın ucuna mkütleri x cisminin asılmasıyla oluşturulan yaylı sarkaç denge konumundan x kadar çekilip bırakılıyor. Bırakılarak beslenme hareket yapma sağlanıyor. Bu durumda yaylı sarkacın periyodu 5 saniye olarak ölçülüyor demiş. 1-2-3 nolu değişiklikler sonucunda sarkacın belirli zaman ayaklarında salınım sayıları aşağıdaki tabloda kaydediliyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Tamam. Bakın periyodumuzu 5 saniye olarak vermiş. Sonrasında ise periyotları biz kendimiz bulacağız. Hadi buradan bulalım. Ee, ölçüm süresi 20 saniyede 4 salınım saniyedeki salınım sayısına frekans bir salınım için geçen süreye periyot deniyor. 4 salınımı 20 saniye yapıyorsa bir salınımı 4'te 1'i 5 saniye mi yapar? O zaman birincinin periyodu 5 saniye olacakmış. Yani periyotta bir değişiklik olmamış birincide. İkinciye geldiğimizde 10 salınımı 40 saniyede yapıyoruz. O zaman bir salınım 4 saniyede yapacak. Yani periyodu 4 saniye düşmüş demektir. Üçüncüye baktığımızda 5 saniyede 50 salınım yapıyorsa o zaman 1 saniyede 10 salınım yapıyor. Dolayısıyla periyodumuz 10 saniye çıkmış, artmış demektir. Bu anlamda bakacağız. Birincide ne diyor? Bir nolu değişiklik yerli yani sarkacın salınım genliği artmaktadır demiş. Bakın T'iştir 2 p m bölü k olduğu için formülümüz salınım genliğine periyot bağlı değil. Zaten bağlı olmadığı için önceden 5miş yine 5 olmuş. Evet dolayısıyla salınım genliği artında periyot değişmeyeceği için yine 5 olacak. Bir doğru olabilir dolayısıyla birinciyi aldık. 2. 2 nolu değişiklik x cismi yerine kütlesi daha küçük bir cisim bağlamak demiş. Hadi bakalım T'iştir 2 p m bölü k tekrardan yazacak olursak. Kütlesi daha küçük olan bir cisim aldık. O zaman m azalırsa periyot da azalırmış. Burada da periyot 4'e düşmüş. Evet dolayısıyla bu da olabilir. İkincisi oldu. 3. 3 ne oldu? Değişiklik sistemi yer daha büyük olduğu bir ortama götürmek demiş. Dikkat ederseniz formülümüzde yer yok arkadaşlar. O yüzden yer çekimine bağlı olmak için periyodun değişmemesi gerekirdi. Burada 5'ten 10'a çıkmış. Mesela yanlış. Üçüncüsü olmadı. Cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olacakmış deriz. Yatay düzlem üzerinde bulunan kalemi oyun hamurlarının kütleleri sırasıyla M, 2 m Fırlatma hızları sırasıyla 2 VVV'dir. Kalemi oyun omurları özdeş yayların uçlarındaki özdeş çivilere saplanarak sırasıyla TK, TL, TM periyotları ile basit harmonik hareket yapıyor. Buna göre TK, TL, TM'nin arası gelişki nedir demiş. Arkadaşlar bir periyot formülü yazalım. Periyot formülü 2 pi kare içerisinde n bölü k tam ekliği aklımızda kalabilir. Bakın genliğe bağlı değil kütleye ve yay sabitine bağlı. Yaylar bir defa özdeşmiş. Özdeş yaylar şurada belirmiş. O yüzden yay sabitleri birbirine eşit. Bir de kütleye bakacağız. Öyle değil mi? K'lar birbirine eşitmiş. O zaman kütle doğru orantılı diyebiliriz. Birincisinin kütlesi m kadar, ikincinin kütlesi m kadar, üçüncünün kütlesi 2m kadar. Hocam hızları farklı. Hızları farklıysa mesela birincinin hızı 2 ve daha büyük. O zaman yayı daha çok sıkıştırır diyebiliriz bu anlamda. Yayı daha çok sıkıştırır ama sonuçta genliği arttırmış oluyor. Ama periyot formülü genliğe bağlı değil. O zaman genliğe bağlı daha çok sıkışması ya da daha az sıkışması periyot formülü değiştirmiyor bu anlamda sadece kütleye bakacağız. Onu kafa karıştırmak için vermiş aslında orada hızları. Burası kütlesi büyük olan periyodu da büyük olacakmış. E birincisi m, ikincisi m, üçüncüsü 2m kadar. O zaman tm'nin periyodu daha büyük olur. K'lerinin periyotları ise birbirine eşit olur. Bu anlamda cevabımız denizde olurmuş deriz. X, cisimleri ve eşit uzunluktaki ipler kullanarak oluşturulmuş basit arkadaşlar şekildeki bir basit termik hareket yapmaktayken X, y, Z cisimlerin periyotları sırasıyla T, X, T, oluyor. Buna göre T, X, T, ilişki nedir diye söylemiş. Arkadaşlar yaylı sarkaçta 2 π bölü kaydı. Basit sarkaçta ise 2P'yi L bölü G olmuş oluyor formülümüz kare içerisinde. Yani ipin uzunluğuyla doğru orantılı, yer çekimine ters orantılıymış, cismin kütlesine bağlı değilmiş. Çiviye takılmalı ya da duvara takılmalı sorularda arkadaşlar periyodumuz şöyle oluyordu. Mesela Y çiviye takılmış ya da duvara takılmış daha doğrusu ipin boyu şurada değişiyor. İkincide de ipin boyu şurada tabi ikinciye göre üçüncüdeki daha uzun olmuş oluyor buna dikkat. Şimdi olayın yarısı periyodu burada yarısı burada gerçekleştiği için burada geçen süre işte t bölü 2 ya da t 1 bölü 2 diyelim yarısı burada geçiyor. Yarısı ise burada geçtiği için t 2 bölü 2 diyelim. O zaman y'nin periyodu bu ikisinin toplamı kadar oluyor. Tamam arkadaşlar olayımız bu. Burada ip boyu önemli. Şimdi birincide ip boyu iki tarafta da L kadar olmuş oluyor ama ikincide ikinci tarafta bakın sol tarafta l ikinci tarafta boyu kısaldı. Öyle değil mi? Mesela atıyorum burası 0.4 l'ye kadar. Üçüncüye baktığımızda ise bu tarafta L'ye kadar bu 0.4'ten daha uzun. Mesela 0.6 L'ye kadar. Oysa bu mantıkla bakacak olursak ip uzunluğu fazla ise periyot da büyük olacak. O zaman Tx'in periyodu en büyük olmuş olur. Çünkü iki, tarafta da ipin uzunluğu L'ye kadar. Bu büyüktür kimden? Z'den. Çünkü dikkat ederseniz burada bir tarafta L'ye kadarken diğer tarafta 0.6 L'ye kadarmış. Ama ikinciye baktığımızda L ve 0.4 L var. 0.4 L'den dolayı periyot ne yapacak? Azalacak. O yüzden de Y'nin periyodu en küçük olacakmış deriz. Bu anlamda x büyüktür z'den o da büyükmüş y'den. Yani cevabımız edilen olacakmış deriz. Basit hareket yapan cismin uzanımının bağlı olarak hızının, ivmesinin ve geri çağrıcı kuvvetin değişimini gösteren grafikler şekildeki gibi çizilmiştir. Buna göre grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir diyor. Arkadaşlar şöyle bir yaylı sarkaç üzerinden anlatayım isterseniz. Bakın şu an denge noktası O noktası olmuş olsun cismimizin. Bunu biz K'ya kadar sıkıştırdık. Yani genli R olunca kadar hatta burası xR, burası art Buraya kadar sıkıştırıp serbest bıraktığımızda sürtmeyi önemsi kabul edersek K ve L noktaları arasında dikkil hareketi yapacak. Yani harmonik hareket yapmış olacak. Şu an için K durduğu için hızımız bu noktadayken sıfır. Yani uç noktada hızımız sıfır olur deriz. Ama kuvvet sıkışma maksimum olduğu için kuvvetimiz maksimum. Dolayısıyla iğmemiz uç noktalarda maksimumdur deriz. Serbest bıraktığımızda O noktasına doğru gelirken hızımız gitgide artacak. Çünkü yay bunu itiyor. Ama O noktasına geldiğinde hızımız maksimum değeri ulaşacak. Dolayısıyla kuvvetimiz o noktasına gelirken azalacak. Dolayısıyla ivme azalacak. Yerdeki sıkışma azaldığı için. Tam o noktasına geldiğinde kuvvet sıfır. Dolayısıyla ivmemiz sıfır olmuş olacak. Mantık bu. O'dan L'ye giderken de bu sefer yay cismi geriye doğru çektiği için hızı azalacak. Ama yay uzadığı için kuvvet artacak. ivme artacak. Tam uca geldi hızımız sıfır. Kuvvet maksimum ulaşmış oldu. Hızımız da pardon ivmemiz de maksimum ulaştı deriz. Bu mantıkla bakacağız dolayısıyla. Yani ortada kuvvet ve ivmemiz sıfır hızımız maksimum uçlarda ise hızımız sıfır kuvvet ve ivme maksimum deriz bu mantıkla bakacak olursak birincide ne demiş eksire ve ellerde hızımız sıfır evet öyle ortada ise maksimum derdi değişken ivmeli hareket yaptığı için o noktasına doğru gelirken hız artıyor fakat tabi düzgün bir şekilde artmıyor da parabolik artış göstermiş oluyor ivme zamanla azalıyor kuvvet azalıyor çünkü tam birincisi o yüzden doğru oldu İkinciye baktığımızda eksi reyken uçlardayken iğmemiz a kadar ve artı r'de eksi a kadar yani maksimum değeri almış oluyor mantıklı. Ama burada parabolik mi gitmesi lazım? Hayır. Çünkü yaydaki sıkışma formülümüz f eşittir k çarpı x. Yani doğrudan x de f doğru orantılı. Anlaştık mı? O zaman x de doğru orantılı için buradaki de değişim şöyle düzgün olmalıydı. Düzgün artmalı düzgün azalmalı. şöyle olmasaydı. Parabolik olmayacak o yüzden ikinci yaptık. Üçüncüye baktığımızda evet bakın kuvvet ve grafiği zaten birbirinin aynısı olmalı. O yüzden bakın burada kuvvet ve iğme daha doğrusu kuvvet ve uzanım düzgün bir şekilde değişmiş. Yani, Eksire iken neden artı f diyebilirsiniz? Bakın eksireye geldiğinde yayımız bunu sağa doğru artı yönde itiyor. Yani kuvvetin yönü artı olmuş oldu. Ama artı r'ye gittiğinde cisim ise kuvvet yayını geriye doğru çektiği için eksik kuvvet olmuş oluyor. Bu anlamda artı r'de eksi f ya da eksi R'de F olmuş oluyor. Yani bu grafiğimiz doğru olmuş oldu. Bu arada iğne zaman grafiği de aynısı olması gerekiyordu. Bu iğne uzanım grafiği de. O yüzden cevabımız 1 ve 3'ten denizde olacakmış deriz. X cismi K, N noktaları arasında 6 saniye periyotta basit bir hareket yapmaktadır. Buna göre X cismi teşhidleri sıfır anda M noktasından ok yönünde geçtikten 27 saniye sonra yargıların hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar şuradaki süreleri söyleyelim isterseniz. Şu K arası T bölü 6, L arası T bölü 12, O arası T bölü 12, Değil mi? T bölü 6 sürelerde alıyor. Yani T bölü 6'dan buraya 1 saniyede, buraya yarım saniyede almış oluyor. Burası yarım saniye 1 bölü 2, burası ise 1 saniye. Şimdi 27 saniye geçmiş periyodu 6'ymış. O zaman gitti geldi. Yani şöyle yapalım bir defa çizelim isterseniz. Bir şöyle gitti geldi. 6 saniye geçti. İkinciye bakın gidiyor. Tekrardan geliyor. Bir de kaç kez yön değiştirir falan diye sordu. şöyle çizerek gidelim isterseniz. olmuş oldu? 12 saniye geçti. Üçüncüye tekrar dolandı. Aynı yere geldi. 18 saniye geçti. Dördüncüye tekrar dolansın aynı yere gelsin. 24 saniye geçsin. Öyle değil mi? Geriye ne kaldı? 3 saniye kalmış oldu. Hadi 3 saniye artık zamanında bulalım. Onu da kırmızıyla göstereyim şuradan. Buraya 1 saniye gitti. Değil mi? 1. Geri döndü. 2. 2.5. 3. 3 saniye sonra nereye geldi? L noktasına. O zaman son durumda L noktasına bulunuyormuş. Doğru. Birinciyi aldık. Değiştir 0 andan itibaren 9 kez yön değiştirmiştir diyor. Bakalım. Başlangıçtan başlayalım. İlk gittiği yer N noktasına birinci yer değiştirme. Yön değiştirme 1. Değil mi? Bakın 2, 3, 4 defa burada yön değiştirdi. Hatta 5. kırmızıyla çizdiğim de var. Ama diğer tarafta da 1, 2, 3, 4 defa değiştirdi. Toplamda 9 defa olmuş oldu. İkincisi de doğru oldu. 3 değiştir 0 itibaren 8 kez maksimum hız değerine ulaşmıştır diyor. Maksimum hız dediğimiz orta noktadan yani 10 noktadan geçerken maksimum ulaşıyor. Hadi onlara da bakalım sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4 defa sağa doğru giderken 1, 2, 3, 4 defa sola doğru giderken bir de en son kırmızı ile çizdiğimde de yine o noktadan geçiyor. Orada da 9 defa maksimum hız değerine ulaşmış. Burada 8 dediği için yanlış olmuş oldu. Üçüncüyü attık cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olurmuş deriz.